Herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün sizlere Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Ağustubay alımı seçim aşamalarının neler olduğunu anlatacağız. Öncelikle başvurularımızı 25 Şubat 13 Mart tarihleri arasında internet üzerinden yaptık. Şimdi sıra başvurusu kabul edilenlerin sınava çağrılmasına geldi. Adaylar ön başvuru yaptıktan sonra KPSS puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara çağrılacaktır. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara gidecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi gibi bilgiler, videonun açıklama kısmındaki internet adresini verdiğim Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi'nin sonuç bilgileri bölümü altında sonuçlarım kısmından ilan edilecektir. Posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır arkadaşlar. Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan adaylardan 20 Mart 1 Nisan tarihleri arasında 50 lira sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir. Ücret yatırılırken dekontta adayın TC kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adının yer alması gerekmektedir. Bu dekont sınava gelirken yanınızda olacak ve evrak kontrolde sizden göstermeniz istenecektir. Ayrıca şehit ve gazi yakın olanlar ön başvuru sırasında bu durumla ilgili belgesini sisteme yüklemiş olacakları için ücret yatırmayacaklardır. 15 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sınav aşamalarına geldiğimizde, ilk olarak sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan ve evrakları tam olan adaylar sırasıyla fiziki kontrol, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavına gireceklerdir. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar bir sonraki aşamaya devam edemeyecektir. Fiziki kontrol, diğer bir adıyla da ön sağlık muayenesi. Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce fiziki kontrol komisyonu tarafından kontrolden geçirilecektir. Fiziki kontrol, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Her aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca vücut kitle indeksi çizelgesi esaslarına göre her adaya not verilecektir. Hakkında Ağustos Eğitim Merkezi Komutanlığı, öğrenci adayı olamaz kararı verilen adaylar itiraz hakkını kullanabilecek, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemeyecektir. Vücut kitle indeksi puanlama tablosuna baktığımızda sarı renklerde gösterilen değerler sınırdır arkadaşlar. Bu değerlerin dışında vücut kitle indeksi 17'den düşük ya da 27,49'dan yüksek çıkanlar fiziki kontrolde elenecektir. Vücut kitle indeksi 18,50 ile 24,90 değerleri arasında olan kişiler ise tabloda görüldüğü gibi 100 puan alacaklardır. Fiziki yeterlilik sınavında adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere parkur uygulanacaktır. Parkur ile ilgili ayrıca video çekip nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunları ayrıca anlatacağım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Erkek ve kadın adaylar sınavda farklı kriterlere göre değerlendirilecektir. Başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Sınavda uygulanacak fiziki yeterlilik parkurunu görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce de dediğim gibi parkurda dikkat etmeniz gereken noktalarla ilgili ayrıca bir çalışma yapacağım. Ve en önemli aşamaya geldik arkadaşlar. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Değerlendirmede adayın konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, kendini ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre değerlendirme yapılacaktır. Her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.
Burada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Birçok aday mülakat esnasında heyecandan ya da mülakatı gözünde çok büyüttüğünden dolayı bazen sorulan soruları anlayamamakta, bildiklerini doğru bir şekilde aktaramamakta ya da konu hakkında bilgisi olmasa da sadece cevap vermiş olmak için yanlış cevap vermektedir. Benim size tavsiyem sözlü mülakat esnasında rahat olun arkadaşlar. Karşınızdaki komisyonun sadece sizi tanımak istediğini unutmayın. Size yöneltilen sorulara kendinizden emin bir şekilde cevap verin. Yalan söylemeyin ve mülakatın sonunda komisyona teşekkür edip çıkın. Sonuçta bu bir mülakat. Bunu iş görüşmesi gibi de düşünebilirsiniz. Burada parantezi kapatıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra geldi adayların sınav sonuçlarının duyurulmasına. Adayların başarı sıralaması KPSS puanının %30'u, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20'si, vücut kitle indeksi puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %40'ının toplamı alınarak hesaplanacaktır. Her bir branş için kadın, erkek ve lisans, ön lisans ayrı ayrı olacak şekilde asil, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenecektir. Asil adayların bir katına tekabül edecek sayıda yedek aday belirlenecektir. Adayların sınav sonuçları videonun açıklama kısmında internet adresini yazdığım Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi'nin internet adresi üzerinden yayınlanacaktır. Adreslere ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara sahip olmayan ve olumsuz sağlık raporu verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz arkadaşlar. Genel sağlık muayenesinde elenme sebepleriyle ilgili daha önce paylaşım yapmıştım. Merak edenler videonun açıklama kısmından ya da kanalımdan bu videolara ulaşabilirler. Adaylar kayıt yaptırdıktan sonra güvenlik soruşturması işlemlerine başlanmaktadır. Kayıt kabule başvuru bizzat adayın kendisi tarafından yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olan ve kayıt kabul için gelen adaylar yanlarında noterden tasdikli yüklenme senedi getirecektir. Sınavlarda başarılı olmuş ve olumlu sağlık raporu almış asil adayların geçici kayıtları yapılacaktır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenerek raporunda eksiklik görülen adayların eksikleri tamamlaması istenecek. Gerekirse aday yeniden sağlık muayenesinden geçirilecektir. Sağlık raporları sıkıntılı olan ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar eğitime başlamış olsalar bile ilişkileri kesilebilir arkadaşlar. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu yararlı bulduysanız beğenip yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konuları videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.